Günaydın efendim. 23 Ocak Perşembe, yeni günün hepimize, hepinize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Evet, dün gece 22 sıralarında meydana gelen Manisa Akhisar'da 5.4 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağızlara getirdi efendim. Evet, akabinde bu sabah saatlerinde Ankara'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Evet arkadaşlarım, arşiv görüntülerini yayınlıyorlar. Ankara'nın Akyurt ilçesinde Afet Acil ve Durum Yönetim Başkanlığından bildirilen açıklamaya göre saat 06:54'te 4.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin de ilimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler devam etmektedir ifadelerini kullandı efendim. Daha öncesinde de aynı bölgede sabah 06:42'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Evet, Allah korusun diyelim efendim. Tabii vatandaşlarımızın büyük bir kısmı geceyi özellikle Manisa Akhisar'da sokaklarda geçirdiler efendim. Evet, güne başlayacağız. Haberlerimiz var ama önce klasiğimiz, bu kez isterseniz vatan marşımızla başlayalım güne efendim. Efendim, yönetmen arkadaşım beni uyardı. Az önce yayınlanan görüntüler arşiv görüntüleri değil, Manisa Akhisar'da akşam meydana gelen depremin görüntüleriydi efendim. Haberimizi isterseniz bir kez daha tekrarlayayım.
Gece meydana gelen deprem 5.4 büyüklüğünde idi. Büyük panik ve korkuya neden oldu. Akabinde ise sabah saatlerinde Ankara'da bir deprem meydana geldi 4.5 şiddetinde. Tabii Manisa'daki depremin artışları devam ediyor. 05.13'te 3.7, Gökçeahmet'te 5.4, 3.1, Kırkağaç'ta 07.32'de 3.4 şiddetinde, yine Gökçeahmet'te 08.02'de 3.1 şiddetinde depremler meydana geldi. Evet, görüntüleri izlemektesiniz. Görüntüler Manisa Akhisar'dan aktarılan görüntüler efendim. İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği görüntüler. Evet, vatandaşların büyük bir kısmı geceyi sokakta geçirdiler. Valilikte yaptığı açıklamada Manisa Valiliği de hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi yönündeydi. Evet, Allah saklasın ülkemizi diyelim efendim. Evet, haberlerimize başlayalım. Efendim İşkur İl Müdürlüğü'nce hibe desteği verilen eski hükümlü Selami Göktaş'a hediye çeki Vali Mustafa Tutulmaz ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk tarafından teslim edildi. Haberimizi izleyelim. Eski hükümlü Selami Göktaş, İşkur İl Müdürlüğü'nce eski hükümlülerin işlerini kurmalarına yönelik hibe desteğinden faydalandırılarak 38,376 TL ile 27 adet pirlak cinsi koyun hibe edildi. Buradan maksat şu olsun, kesinlikle bunu büyütmeye, çocuklarının rızkını daha sağlıklı bir şekilde temin etmeye gayret et, amacım bu olsun. Verilen hibe desteğine ilişkin hediye çeki Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ahmet Karakaya'nın katıldığı programla Selami Göktaş'a teslim edildi. Vali Mustafa Tutulmaz, hükümlerimiz bu imkanlardan faydalanmalı dedi. Şu andan itibaren 27 tane koyunuyla beraber inşallah bunların kuzularıyla, sütleriyle, yünüyle ve diğer imkanlarıyla geçimini rahat bir şekilde kazanma imkanı olacak. Bütün eski hükümlülere, iş yapmak isteyen kişilere bu alanda İşkur'la bağlantıya geçmelerini de öneriyoruz. Bilhassa eski hükümlülerle ilgili iş bulmada bazen toplumsal sıkıntılar yaşanabiliyor. Kendi işlerini kurmak adına bu güzel bir imkan. Vali Mustafa Tutulmaz daha sonra koyunların bulunduğu ahırda incelemelerde bulunarak Selami Göktaş'tan koyun yetiştiriciliği ve hibe desteğiyle neler yaptığı konusunda bilgiler aldı. Bir ara bırakıyoruz 15-20 dakika veya 1 saat. Devamlı dursa? Evet, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Abdurrahman Öz dün Afyon Karahisar'daydı. Temaslarının ardından Şuhut'a geçti ve belediye başkanı Recep Bozkurt'u ziyaret etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi'ni ziyaret etti. Bizim için ayrı bir cesarettir, ayrı bir heyecandır. İnşallah Rabbim bu heyecanın devamını nasip eylesin. Amin. İnşallah. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yanı sıra Afyonkarahisar Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Kardaş, Belde Belediye Başkanları, İGM ve Belediye Meclisi üyeleri Öz'ü Şuhut Belediyesi girişinde karşıladı. AK Parti heyetiyle bir süre sohbet eden Öz, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Abdurrahman Öz'e ilçenin tarihi kitabı olan Şuhut kitabını hediye etti. Ekip olarak da gayet uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ilçe başkanımızla, teşkilatımızla, meclisimizle. Evet, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş ve beraberindeki heyetli sandıklı belediye başkanı Mustafa Çöl ile makamında ziyaret ettiler. Önümüzdeki süreçte sandıklıyı ben inanıyorum ki belediye başkanımız 2-3 kat daha büyütecektir. Sandıklı bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz sandıklıda. Ziyaretleri belediyemizi onurlandırdı. Biz de kendine teşekkür ediyoruz.
Yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Mustafa Çöl'den kısa bir bilgilendirme alan Abdurrahman Öz, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunarak yapılacak olan projelerin ilerleyişiyle ilgili heyetle görüşmelerde bulundu. Yaptığımız çalışmaları hem ilçe teşkilatımızla, hem genel merkezimizle, hem de il teşkilatımızla paylaşarak güzel bir çalışma ortaya koymuş olduk. Ziyaret sebebiyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, önümüzdeki günlerde büyük projelerin müjdesinin geleceğini söyledi. Ciddi projeleri bakanlıklar nezdinde Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle almış bulunmaktayız. Bunlar ilk çalışmalarımız. İnşallah bundan sonra da çok yakın zamanda muhteşem çalışmaların müjdelerini sandık parkında paylaşacağız. Abdurrahman Öz ise gazetecilere yaptığı açıklamada Sandıklı'da yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetleri hem yerinde görmüş oluyoruz hem bilgi almış oluyoruz. Sandıklı Belediye Başkanımız sağ olsun en son seçimlerde bölgemizde en yüksek oyla seçilen bir belediye başkanı arkadaşımız. Bu manada destek veren ben Sandıklı'da hemşehrilerime bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz belediye başkanımızın, belediyenin hizmetlerine sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine KOBİ Hastanesi ve Avrupa Projesi kapsamında devlet destekleri ve finansa erişim semineri düzenlendi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi kapsamında devlet destekleri ve finansa erişim semineri düzenlendi. Ülkenin bileşeniyle oluşuyor. Üç ülke arasındaki odaların işbirliği kültürünün ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması olarak gözüküyor. Termal bir otelde gerçekleştirilen seminere ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, SGK İl Müdürü Samet Fidan, Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, KOSGEB Müdürü Şakir Özen, KOBİ temsilcileri ve ilgililer katıldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası. Seminer açılışını yapan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, günümüzde işini büyütmek isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorun, finansa erişim olarak göze çarpmaktadır diyerek şunları kaydetti. Bugün burada üyelerimizin merak ettiği ve bize sıkça sorduğu devlet destekleri, kredi ve hibe imkanları hakkında ayrıntılı bilgiler edineceğiz. Günümüzde işini büyütmek isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorun hepinizin bildiği gibi finansa erişim sorunu. Eğer insanlar, girişimcilerimiz, iş adamlarımız finansa ve devlet desteklerine, teşviklerine ne kadar kolay ulaşabiliyorlarsa işlerini de o derece büyütebiliyorlar. Açılış konuşmasının ardından ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol, KOBİ Hastanesi projesi ve ATSO hakkında bir sunum yaptı. Bilgilerimizi tazelemek adına KOBİ Hastanesi projemizi içeriye hakkında kısa bir sunum yaptıktan sonra konuşmamızı tamamlamayı planlıyorum. Seminer programı Ticaret Bakanlığı'ndan gelen ticaret uçmanı Sercan Saydam'ın devlet destekleri sunumu ile devam etti. Seminerde ayrıca Türk Eksimban, KOSGEB, İşkur uzmanları tarafından sunumlar yapılarak KOBİ temsilcilerinin soruları cevaplandı. Evet efendim, isterseniz gazete turumuza başlayalım. Günün ilk haberlerini Gazete 3'ten size aktarmak istiyorum. Evet, az önce haberimizde izlemiştiniz. KOBİ'lere yol gösteriliyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu teklif çağrısı kapsamında sürdürdüğü KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi çerçevesinde Akronis Termal Otel'de devlet destekleri ve finansa erişim semineri düzenlendi. Afyon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serteser, KOBİ Hastanesi projesinin 100 proje arasında ilk 20'ye giren bir proje olduğunu söyleyerek, günümüzde işini büyütmek isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorun finansa erişim olarak göze çarpmaktadır. Üyelerimiz hangi kurumun hangi şartlarda destek ve hibe verdiğini öğrendiğinde yol haritasını daha kolay çizmekte ve hedefe daha kolay ulaşmaktadır ifadelerini kullanmış efendim. Evet, gazetenin manşetinde. Bugün akşam saat 21'de Kanal 3 ekranlarında Mehmet Emin Güzbey'in moderatörlüğünde Dobra Dobra sizlerle birlikte olacak. Canlı yayınlanacak programda Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser konuk olarak katılacak.
Aynı zamanda dobra dobra da merak edilen tüm sorular yanıtlarını bulacak efendim. Evet, Gazete 3'ün manşetinin hemen üzerinde Kanal 3'ün yeni frekans bilgileri yer almakta. Bu bilgileri tekrar hatırlatmak istiyorum efendim. Manşet: devlet babalığını yaptı. Afyonkarahisar'da meydana gelen bir haber. Kanal 3'te sabahta da ilk haber olarak sizlere aktarmıştık efendim. İşkur İl Müdürlüğü'nce eski hükümlülerin işlerini kurmalarına yönelik hibe desteğinden faydalanan eski hükümlü Selami Göktaş'a 38.376 lira ile 27 adet pırlak cinsi koyun hibe edildi. Vali Tutulmaz tüm eski hükümlülerin bu imkandan yararlanmaları tavsiyesinde bulunmuş efendim. Evet, İşkur'la bağlantıya geçsinler ifadesi var Vali Tutulmaz'ın. Aynı zamanda bu töreni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de katıldılar. Diğer haberler, eğitim camiasının acı günüydü efendim. Dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muammer Demircan vefat etti. Evet, gazetenin alt sıralarında yer alan bir haber. Merhum Demircan bugün öğle namazına müteakip Dinar ilçesine bağlı Çapalı köyünde toprağa verilecek. Evet, Demircan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve Milli Eğitim Camiası'na başsağlığı dileriz efendim. Mustafa Alan ebediyete uğurlandı. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tahir Alan'ın babası emekli polis Mustafa Alan vefat etti. Merhum Alan, Isparta Mimar Sinan Camii'nde kılınan namazın ardından ebediyete uğurlanmış. Demokratlar yemekte buluştu. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tahir Alan'ın babası emekli polis Mustafa Alan'ın cenaze töreninden dönen Demokrat Parti eski il başkanları Afyon'a gelerek akşam yemeğinde iş adamı ve Demokrat Parti eski il başkanı Adnan Demirel'in misafiri oldular. Evet, bir kaza haberi. Tır bariyerlere çarptı. Dinar ilçesinde bir tırın bariyerlere çarpması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazada Deniz Devrim ile aynı araçta bulunan Ünal D yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Evet, Gazete 3'ün son haberi gastronomi istişaresi. Yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri unvanının konuşulduğu ziyaret sonrası Vali Tutulmaz ve Soysal gastronomi evi olması planlanan Bendioğlu Konağı'nda incelemelerde bulunmuşlar efendim. Evet, Gazete 3'ten sizlere aktarabilecek haberler bunlar. Birinci sayfada yer alan haberler efendim. Evet, günlerdir kamuoyunu meşgul eden bir haber vardı. Okul bahçesinde kar topu oynarken ilginç bir şekilde vücutlarında yanık oluşan 9 çocuk içinde tedavileri sürenler arasında bulunan Mirza Tunç Kösem taburcu oldu. Tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin ardından Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Mirza için doku nakli gerekmediği ifade edildi. Ayak tırnakları sapsarı. Afyonkarahisar'da okullarının bahçesinde kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan ve tedavileri süren iki çocuktan biri olan Mirza Tunç Kösem tedavisine artık evinde devam edecek. Baba Yusuf Kösem ve anne Fatma Kösem, 2 hafta boyunca tedavi gördükleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların kendilerine bilgi vermediği için kendi istekleriyle çocuklarını taburcu ettiklerini söyledi.
Oğlunun ayaklarında oluşan yaralardan dolayı doktorların doku nakli yapmak istediği fakat yapılacak nakille alakalı olarak hiçbir bilgi alamadıklarını ifade eden Baba Kösem, oğlunu kendi isteğiyle taburcu ettikten sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götürerek orada tedavi ettirdiğini söyledi. Anne Fatma Kösem ise hastaneye gittikten sonra öğretmenin kendilerini aradığını söyledi. Velilerin bulunduğu gruba fotoğraf attığında öğretmenin yaraların okuldayken bu kadar olmadığını söylediğini hatırlatan anne Kösem sözlerini sürdürdü. Düşüp kırılsaydı belki hani derdik ya biliyoruz hani düştü kırıldı ve yani benim hani başka bir şey olsaydı sebebini biliyorduk. Hani bir şekilde iyileşecek dediğimiz bir şeydi. Bu bilmediğimiz bir şey olunca benim adıma zordu yani. Olayın olduğu gün hastaneye gittiklerinde oğlunun yatışının verildiğini hatırlatan Baba Yusuf Kösem, 10 Ocak'tan 20 Ocak tarihine kadar hastanede yattıklarını söyledi. Doktorların kendilerine çocuklarının ameliyat olacağını geçtiğimiz pazar günü söylediğini belirtti Kösem. İyileşme sürecimiz uzun sürecek. Yani 2-3 hafta arasından, 2-3 hafta gibi. Hani 3. hafta tekrar kontrolümüz olacak ama 2 haftada bir iyileşme süreciyle ilgili bir şeyler alınabileceği bilgisini aldık. Dokunakli hani, herhangi bir dokunak. Dokunakli olmayacak gibi yani ameliyat gerektirmeyecek inşallah. Valla ikinci, üçüncü derece yanık diye. Evet. Yani üçüncü derece yanık seviyesine getiren maddenin ne olduğu şimdi herkes bir şeyler katılmış olabilir diyor ama hani bir şeyler vardır. Herkesin konuştuğu şehir efsanesi bu ama hani biz net bir bilgi hiçbir kurumdan alamadık. Şu anda zaten hani araştırmada devam ediyor deniliyor. Adli süreç olduğu için araştırmalarda devam ediliyor. Bilgi bekliyoruz yani. Okul bahçesinde bulunan basketbol sahalarının bulunduğu yerde kartopu oynarken olayın başına geldiğini söyleyen Mirzah Tunç Kösem oyuna başladıktan sonra hiçbir sıkıntı olmadığını vurguladı. Basketbol sahasının orada oynarken hiçbir sıkıntı yoktu. Teneffüs bitti. Sınıfa çıktıktan 10-15 dakika sonra ayaklarımda bir kaşınma hissettim. O kaşınma dolayısıyla paçalarımı sıvadım. Bir çorabımı açıp şöyle göz ucundan bakmaya çalıştım. Baktığımda kara bir kahverengi böyle bir şey gördüm. Korku falan hissetmedim ama yani... Acıdı mı böyle? Acıma oldu mu? Acıma olmadı ama ayaklarımda böyle yağlanmış gibi, böyle kaydırma gibi bir şey olduğunu hissettim. Karnesinin öğretmenin hastaneye getirerek kendisine verdiğini söyledi Kösem. Karnemi hastanede aldım. Kim getirdi? Öğretmenim. Peki üzüldün mü yani? Arkadaşlarına birlikte almak ister miydin? Evet isterdim yani sınıfta olsaydım bu olayın hiç yaşanmaması daha güzel olurdu ama nasipmiş işte. Evet efendim artık çaylarımızı tazeleme vakti. Kısa bir reklam arası. Evet efendim, Kanal 3'te sabah tüm hızıyla devam ediyor. Az önce Gazete 3'te izlemiştiniz, size anlatmıştım. Yemek kültürü araştırmacısı Sahrap Soysal, Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar'a geldi, çeşitli temaslarda bulundu. Haberimizi izliyoruz. Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yemek kültürü araştırmacısı Sahrap Soysal da Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret eden Soysal, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Soysal, Afyonkarahisar'ın 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olmasına çok şaşırdığını ifade etti. Afyonkarahisar'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına katıldığını öğrenince kabul edildiğini çok şaşırdım öncelikle. Tabii ki Afyon'u çok seviyoruz, Karahisar'ı. Yemekleri güzel biliyorum ama çok zor bir iştir oraya katılmak ve de kabul edilmek. Şimdi geldik, Afyonkarahisar'ı ziyaret edeceğiz. Neler yaptıklarını göreceğiz. Onlar bize nasıl bir dosya hazırladıklarını anlatacaklar. Biz bir yemek yazarı olarak nasıl katkılarda bulunabiliriz onu söyleyeceğiz. Afyonkarahisar'ı çok sevdiklerini de belirtti Sahrap Soysal. Çok memnun oldum. Çok sevdiğimiz bir ilimiz zaten. Böylece daha çok
taçlandırılmış oldu. Darısı da Anadolu'nun bütün diğer şehirlerini diyoruz. İnşallah sağlıklı saatle. Soysal Afyonkarahisar'ın yemek kültüründen de bahsetti. Benim en çok sevdiğim tabii ki sucuğunuzu biliyoruz. Lokumu, kaymaklı lokumu biliyoruz. Tandırınızı çok beğenirim. Tritinizi biliyorum. Yani üzeri sarımsaklı yoğurtla tamamlanan, altı kurutulmuş yufka, üstünde et var. Muhteşem bir lezzettir. Daha diğer göce çorbanızı biliyorum. Bamya çorbanızı biliyorum. Kabak tatlınız çok güzel. Değişik bir kabak. Bir Ege ya da bir Trakya ya da bir Marmara kabağından çok farklı kabağınız. Onun lezzeti, çok mineralli bir yapısı var zaten. Şimdi geldim, öbürlerine bakacağım. Neler var, neler yok. Afyonkarahisar'ın çok önemli bir işi kurtardığını belirtti Soysal. Elbette ki daha da çok öğreneceğiz yani. Sonra bunları yazacağız, anlatacağız. Bir sürü gazeteci arkadaşla paylaşacağız. Çünkü çok önemli bir işi kotardınız. Yani hiç aklımızın ucundan geçmeyen bir şey. Siz dünyada kültürel miras olarak kabul edilen mutfak ve gelenekler konusunda yaratıcı ağ şehirlerine dahil oldunuz. Bunu ilk Gaziantep yaptı, sonra Antakya yaptı. Sırada da öbür şehirlerimiz var. Darısı da onların başına diyoruz inşallah. Evet, şimdi de Odak Gazetesi'nin gündemine birlikte bakalım efendim. Sür manşetinde Afyon Ticaret ve Sanayi tarafından sürdürülen KOBE Hastanesi ve Avrupa Ağı projesi çerçevesinde devlet destekleri ve finansa erişim semineri düzenlendi. Evet, ihracat için birçok destek var, açıklaması var. Bu imkandan faydalanın. Az önce Gazete 3'ün manşetinde olan haber Odak Gazetesi'nde sür manşette köşeden verilmiş. Bu imkandan faydalanın. İşkur İl Müdürlüğü'nce hibe desteği verilen eski hükümlü Selami Göktaş'a hediye çeki Vali Mustafa Tutulmaz ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk tarafından teslim edildi. Evet, rahat yaşayacaklar. Roman vatandaşlara yönelik düzenlenen eylem planı çerçevesinde Vali Tutulmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiş efendim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5 aday. Manşette Ahmet Sarlık imzalı özel bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar'da ilçelerin kongrelerini tamamlarken gözler hafta sonu yapılacak olan Merkez İlçe Kongresi'ne çevrildi. Şubat ayında gerçekleşecek il kongresi öncesinde il başkanlığı için 5 kişi aday adayı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet, Merkez İlçe Başkanlığı için Kemal Doğan ve Ömer Akyıldız yarışacaklar. Başkanlık için listelerini sunacaklar. Evet, CHP'de il başkanlığı için adaylık adı geçenler Ramazan Akgöz, mevcut başkan Nevzat Ercan, Yalçın Görgöz, Ertuğrul Yılmaz, Umut Kılıç. Evet, hayırlı olsun diyelim efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdiden. Manşetteki diğer haberler, silah bırakmayı bitireceğiz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına vatandaşlara en yakın olan ve onların temsilcileri muhtarlarımızın sorunlarını dinlemek üzere Vali Mustafa Tutulmaz merkez, mahalle, köy muhtarları ile bir toplantıda bir araya geldi. Ekmek denetimden geçti. Manşetin sağında yer alan bir haber. Afyonkarahisar Belediyesi Koordinatörlüğü'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası yetkililerinden oluşan onaylı denetim komisyonunca coğrafi işaretleme sınai mülkiyet hakkı ve koruma altına alınan Afyonkarahisar patatesli ekmeğinin 2020 yılı denetimi gerçekleştirilmiş efendim. Evet, diğer haberler. Afyon'da yakalandılar. Denizli'de JASAT timi girdikleri iki evi soyan şahısları arızalı fren lambasından yola çıkarak buldu. Zanlılar Afyon'da yakalandılar efendim.
Noterde yeni dönem Adalet Bakanı Gür, noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemiyle vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabileceklerini belirtmiş efendim. 2 Şubat'tan itibaren artık noterliklerde kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Bir diğer haber, çocuklardan biri daha taburcu oldu. Tek sıkıntı bilgi verilmemesi. Bariyerlere çarparak durduğu Dinara ilçesinde bir tırın bariyerlere çarpma sonucu meydana gelen kazada 2 vatandaşımız yaralanmıştı. O haber yine Odak gazetesinde yerini almış efendim. Başkana teşekkür ettiler. Afyonkarahisar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel olarak yarı yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı sinema etkinliği başlamış efendim. Kendinize 10 dakika ayırın. Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, dünyada sıklıkla görülmeye başlayan servis kanseri hakkında bilgiler vermiş. Bu haberin ayrıntıları da yine gazetenin 5. sayfasında yer almakta. Evet, Dobra Dobra'nın duyurusu Odak gazetesinde de var. Mehmet Emin Güzbey'in moderatörlüğünde Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser merak edilen soruları yanıtlayacak. Evet, Odak gazetesinden sizlere aktarabileceğim haberler de bunlar efendim. Evet, usta bir sanatçıyı bundan bir yıl önce kaybettik. Evet, isterseniz VTR'imizi izleyelim. Usta sanatçıyı hep birlikte analım. Evet, bahsettiğim kişi Ayşen Guruda. Eski meşhur domates güzeli. İzliyoruz efendim. Ruhu şad olsun. Torunum Emre. O da çiçeği burnunda tiyatrocu. Bence en büyük engel sevgisizlik. Anlayışsızlık en büyük, tedavisi mümkün değil. Bu vakfa çok teşekkür ediyorum. Çok önemli işler yapıyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu ödüle beni layık gördükleri için de teşekkür ediyorum. Size Emre'nin küçük bir hikayesini anlatacağım. Telefon açtı. Anneanne. Ben dedi spora giderken bir kedi araba çarptı, onu veterinere götürdü, tedavi etti, alçıya aldı kolunu, sonra aşılarını yaptırdım, oraya bırak dedim, oraya bırak, veteriner ona ev bulur. Yok dedi, aldım eve götürdüm. Tamam, bahçede dursun, orada bakarız. Yok annem, onu sildi, eve aldık. Geliyorum ben dedim, tamam. Gittim. Birinci katta oturuyorlar, giriş katında. Mutfakta, mutfağın camını çaldım. Çıktı. Göster bakayım oğlum dedim şu kedini. Bir kedi getirdi kucağında. Böyle bir şey. Ay Emre, sen bunu niye tedavi ettirdin? Çok çirkin. Anneanne sen de çirkinsin. Sana araba çarpsa tedavi ettirmeyecek miyiz? Emre içimdeki faşisti çıkardı. Onun için ona çok çok teşekkür ediyorum. Hayvanları sevdiği için de. Evet, Engelsiz Yaşam Derneği'nin ödül töreninde izledik. Saygıyla anıyoruz. Bir kez daha kendisini, mekanı cennet olsun efendim. Evet. Ülkem Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nca haftalık bir basın toplantısı düzenlendi. Şimdi o toplantıdayız. Şimdi Ülkem Partisi'nin tabii bugün yine gündemi yoğun. İl Başkanı Kadir. Ülkem Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal kameraların karşısına geçerek gündemi değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta yine 7 şehit verdik. Bu kadar şehit sayısına sadece BK ülkenin geleceği, ülkenin devamını, ülkenin kalıcılığı meselesine bağlayamayız. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri gibi dünyanın çeşitli ülkelerine asker göndermekteyiz. Biz ülke sınırları dışından güvenliğimiz ve haklarımızın korunması dışında
Hiçbir şey beklemiyoruz. Akan Türk ve Müslüman kanlarımız dursun artık. Suriyelilere yapılan yardımların 40 milyar doları aştığının, Suriyelilere bakmanın bir Müslümanlık gerçeği olduğu bahsedilirken, Anadolu'muzda, ülkemizde fakirleşen insanlarımızın, haklarımızın bahsetmemiş, sadece insanlık yapılan yardımlardan halkımızın, milletimizin, vatandaşımızın, halkımızın da bunlardan faydalanmasını istiyoruz. Evet, isterseniz şimdi de Kocatepe Gazetesi'nin gündemine bakalım efendim. Sürmanşetinde karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan iki çocuktan birisi ameliyat edildi. Evet, TÜYAP Eskişehir 2. Gıda Fuarı bugün açılıyor. TÜYAP Eskişehir 2. Gıda Fuarı bugün Eto TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuarda lezzetli ve coğrafi işaretli yemekleriyle 2019 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Arasına dahil olan Afyonkarahisar konuk şehir olarak yer alacak. Tabii Kanal 3'te orada olacak efendim. Bu duyuruyu da buradan yapayım. Çok çalıştılar, sinemayı hak ettiler. Afyonkarahisar Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel olarak yarı yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı sinema etkinliği başladı. Afyon'un gastronomi şehri seçilmesine şaşırdık. Evet, Kocatepe'nin manşeti bu şekilde. Bu sözleri söyleyen yemek uzmanı, televizyon programcısı ve yazar Sahrap Soysal, 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Arasına katılan Afyonkarahisar'ın kendilerini çok şaşırttığını söylemiş efendim. Tabii ilimizde çeşitli temaslarda da bulundu. Afyonkarahisar yemeklerinde favorim patlıcan böreği. Bunu söyleyen Sahrap Soysal, Afyonkarahisar'a has lezzetlerden biri olan patlıcan böreğinin televizyon ekranlarında sıkça yaptığı favori yemeği olduğunu kaydetti. Yemek uzmanı Sahra Soysal, Afyonkarahisar lezzetlerini değerlendirmiş efendim. Afyon her geçen gün iyiye gidiyor. Vali Mustafa Tutulmaz, mahalle ve köy muhtarları ile toplantıda bir araya geldi. Afyonkarahisar'ın her geçen gün iyiye gittiğini ve sorunların hızla çözüme kavuştuğunu ifade etti Vali Mustafa Tutulmaz. İdari personele tayin hakkı tanınmalı. Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Nizamettin Şenol, üniversitelerde görev yapan idari personele tayin hakkı tanınması gerektiğini açıklamış efendim. APSÜ bilgilendirme standı açtı. APSÜ Tıp Fakültesi öğrencileri bir etkinlik kapsamında bir stand açmışlar efendim. Özellikle rahim ağzı kanseri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla. Vatandaşı yeni kimliğe geçişe yönlendirelim. Devlet destekleri anlatıldı. Bunlar da gazetenin haber başlıkları. Eski hükümlü işkur desteğiyle kendi işini kurdu. Bariyerlere çarpan tır devrildi. İki yaralı. Evet, bunlar da Kocatepe gazetesinde yer alan haberler. Şimdi isterseniz Kütahya'ya gidelim. Kütahya birçok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı. Haberimizi izliyoruz. İki yıldaki belirli dönemlerde Kütahya'da meydana gelen hırsızlık olaylarını incelemeye alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 evden hırsızlık yapan zanlının aynı şahıs olduğunu ve peruk kullandığını belirledi. Aynı yöntemle Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık suçu işlediği de tespit edilen şüphelinin kimliğinin tespiti için kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı. Eşkale uyan bir şüphelinin Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaföre peruk bakımı yaptırmak için geldiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.
polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınarak kimlik tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izleri alınan şüphelinin 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edilen Ankara doğumlu 52 yaşındaki ZB olduğu belirlendi. Şüpheli ZB'nin hırsızlık ve çeşitli suçlardan aldığı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı. Evet, şimdi de isterseniz Hisar gazetesinin gündemine bakalım. Bu bölümün son gazetesi olsun. Akü öğrencilerinden 24 madalya, 1 kupa. Dün gazetelere yansıyan haber bugün Hisar gazetesinde yerini almış efendim. Evet, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri, öğretim görevlisi Osman Kazancı koordinatörlüğünde yarışmaya katılan öğrenciler Afyon'a madalyalarla döndüler. Patatesli ekmeğe coğrafi ürün denetimi, evet, kurulan komisyon tarafından coğrafi ürün denetimi yapılmış. Afyon Karahisar'ın patatesli ekmeği denetimden geçmiş. Evet, Hisar gazetesinin manşetinin hemen üzerinde yine Kanal 3'ün yeni frekans bilgileri yer almakta. Manşet, Hisar gazetesinin manşeti özel bir haberle çıkmış efendim. Asayiş olaylarının %95'inin faidi tespit edildi. 2019 yılında yaşanan olayların ve çözümlerinin rakamlarla verildiği bir haber. Manşetin diğer haberleri sol tarafında devlet destekleri ve finansa erişim seminerleri düzenlendi. Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan bir etkinlik efendim. Muhtar bilgi sistemini bilinçli kullanalım. Bu da Vali Mustafa Tutulmaz'ın mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamalar. Diğer haberler, hükümlülere afet bilinci eğitimi verildi. Bu da yine gazetenin özel bir haberi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personeli afet bilinci eğitimi çalışmalarına devam ediyorlar. Bu kapsamda Açık Ceza Müdürlüğü 25 personeline ve 275 hükümlüye afet bilinci eğitimi verilmiş. İki öğrenciden biri ameliyat edildi. Tüm gazetelerin ortak haberi, emeklilerin yeni banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek bir ekonomi haberi. Ölçü ve tartı aletlerinde beyanname dönemi başlamış. Eski hükümlü İşgur desteğiyle sürü sahibi oldu. O haber de burada yerini almış gazetede. Abdurrahman Öz sandıklıyı ziyaret etti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısının sandıklı ziyareti haberleştirilmiş, gazetede yerini almış efendim. Evet, Hisar gazetesinin gündemi de bu şekilde sizlere aktarılmış oldu efendim. Evet, şimdi isterseniz Aydın'a gidelim. Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün 1 kilometre sonra bir tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Geri çekin, getirin ya. Alınan bilgiye göre Ayhan Işık'ın kullandığı minibüs Aydın İzmir Karayolu Hıdırbeyli Mahallesi mevkisinde Aslan Taş'ın kullandığı tıra arkadan çarptı. Öleceğiz. Bir şey olmaz ya. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası minibüste sıkışan sürücü ve yanındaki Ali Ceviz ekiplerce kurtarıldı. 112 acil sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Işığın kazadan önce yaklaşık 1 kilometre gerideki Söke Kavşağı mevkisinde bir otomobile çarptıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Evet, şimdi de Aydın'ın Nazilli ilçesindeyiz. Erkek arkadaşıyla birlikte yaşadıkları evde meydana gelen patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan genç kadın maalesef kurtarılamadı.
Nazilli'nin Dallıca Mahallesi'nde salı akşam meydana gelen olayda halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ü ile Gamze Akın birlikte yaşadıkları dubleks evde patlama meydana gelmişti. İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze Ak ve kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü, ilk müdahalelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından ise İzmir Bozkaya Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan Gamze Ak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor. Evet, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra konuklarımla birlikte karşınızda olacağız efendim. Her girdiğimde temizlik malzemeleriyle deneyler yapıp kendince bazı sonuçlar elde ettiğini fark ettim. Bunun nedenini araştırdım. Oğlumla belgesel seyrederken dinozorlara büyük ilgi gösterdiğini ve telaffuzu zor olan dinozor türlerinin adını kolaylıkla söylediğini fark ettim. Neden olduğunu araştırdım. Kardeşim çok zeki bir çocuk olmasına rağmen ayakkabı bağcıklarını bağlamayı bir türlü başaramadı. Beni çok üzen bu durumun sebeplerini araştırdım. Derste yazı çalışması yaptırdığım sırada Ali'nin bazı harfleri ters yazdığını fark ettim ve bunun sebebini araştırdım. Evet efendim, Kanal İşte Sabah devam ediyor. VTR'mizi izlediniz. Tabii VTR'mizi izleyince konuklarımın da kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Disleksi Derneği'nin temsilcileri var. Disleksi nedir? Bir hastalık mıdır, değil midir? Bu tür rahatsızlıkları olanların yapması gerekenler nedir? Bunları birlikte öğreneceğiz efendim. Evet, stüdyo konuklarım Afyonkarahisar'dan Disleksi Derneği'nin temsilcisi, aynı zamanda uzman öğretici Bahsi Kilci. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bir diğer konuğum, ona da hoş geldiniz diyeyim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Psikolojik danışman Hasan Yolal. Evet. Efendim sizler de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, öncesi isterseniz derneğe gelmeden önce sizleri kısaca bir tanıyalım. Buyurun Bahsi Bey, sizden başlayalım. Bahsi Kilci kimdir efendim? Bahsi Kilci, biz bu sektörde daha önce çalışmış, öğretmenlik yapmış bireyleriz. Biz bu sektörün sıkıntılarından dolayı Afyon'da hani disleksiyi temsil etmek için bu yola çıktık. Evet, Hasan Bey'le beraber. Hasan Bey de psikolojik danışmansınız değil mi efendim? Aynen, aynı zamanda gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Evet, evet. Afyon il temsilcisi Bahsi Kilci arkadaşım. Ben de derneğin gönüllü psikolojik danışmanı olarak Bahsi Hocam'a destek noktasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, isterseniz önce disleksi nedir? Bilmeyen vatandaşlarımız vardır. Bu bir hastalık mıdır? Bunu sizlerden öğrenelim efendim. Evet. Yani öncelikle disleksi bir hastalık değildir. Yani hastalık boyutu altında ele alamıyoruz. Bizim değerlendirme kriterlerimiz var. DSM-5 tanı kriterlerine göre. Disleksi normal ya da normal üstü zekaya sahip bireylerin akademik anlamda akranlarından geriye kalması aslında. Daha doğrusu disleksi dediğimiz zaman aslında yanlış bir tabir kullanmış olur. Hani öğrenme güçlüğü, tepede üst başlıktan bakacak olursak önce özgül öğrenme güçlüğünü açıklamamız gerekiyor. Disleksi de özgül öğrenme güçlüğünün bir alt başlığı. Disleksi, disgrafi, diskalkuli ve dispraksi diye 4 alt başlık altında inceleniyor. Disleksi okuma ve anlama güçlü. Disgrafi yazmada yaşanan problemler. Diskalkuli matematik öğrenmede yaşanan problemler. Dispraksi de motor becerilerde yaşanan aksaklıklar ya da eksiklikler diyebileceğimiz.
bir durum aslında. Yani disleksiyle öğrenciler ya da öğrenme gücüne sahip bireyler aslında normal ya da normal üstü zekaya sahip. Herhangi bir zekasal problemi yok. Sadece akranlarından akademik anlamda biraz daha geriden geliyorlar. Evet, bunun nedenleri nedir efendim? Bunun nedenlerinden birisi şöyle, beynin çalışma prensibiyle alakalı. Biz beyni kodlama özelliğiyle çalıştığını biliyoruz. Her yeni öğrendiğimiz bilgi bizde şemalar şeklinde oluşur. Biz bir çocuğa E ve U harfini tek tek ayrı ayrı öğretiyoruz. Örneğin E'yi öğrendi, U'yu öğrendi. Bunlar iki ayrı şema. Biz bunu birleştirmesini isteyeceğiz. El sesini çıkarması gerekecek. Disleksili çocuk el sesini çıkaramıyor. E, U. O şemalar birleşmiyor. Kodlamada problem yaşıyor aslında. Yani beynin biraz daha farklı çalışmasıyla alakalı bir durum. Yani evet. Kodlama özelliğinden yoksun kalması. Evet. Arkadaşlarım, bununla ilgili bir VTR'miz daha var. Onu da izleyelim isterseniz. Ondan sonra da ben Basri Bey'den dernekle ilgili kısmını öğrenmek istiyorum. Ne zaman kuruldu Türkiye'de? Afyonkarahisar'da bu dernek temsilciliği ne zaman açıldı? İsterseniz onu VTR'mizi izledikten sonra birlikte konuşalım efendim. Tamam. Okula gitmek istemiyordu. Tembellik ettiğini düşündüm. Okurken cümle sonundaki kelimeyi değiştiriyor, satır atlıyordu. Dikkati dağınık dedim. Çaba sarf etmediğimi sanıyorlar. Ama ben çok çabalıyorum. Artık seni anlıyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü, akıcı okuma, yazma ve okuduğunu anlamada, ayrıca çarpım tablosu, saat, yön gibi kavramlarda yaşanan özel öğrenme güçlüğüdür. Unutmayın, disleksi bir hastalık değildir. Doğru eğitimle birçok alanda başarılı olabilirler. Evet, Basri Bey, VTR'mizi izledik. İsterseniz bu dernek, yani Disleksi Derneği, Türkiye'de ne zaman kuruldu? Afyon'da ne zaman faaliyete geçti efendim? Türkiye'de 2013 yılında kuruldu. Atıf Tokar Bey tarafından. Kendisinin zaten disleksili çocuğu var. Bu yolda çok çile çektiği için bunları bir çatı altında toplayıp en azından ailelere yön gösterme, ondan sonra akademik olarak çalışmak için bir dernek çatısı altında hepsini topladım. Disleksi Derneği'nin vakfı da var, Dislav diye. Toplamda disleksi 32 şehirde, 2 yabancı ülkede temsil edilmekte şu anda. Afyon'da 2019'un başında temsilcilik için başvuru yapıldık. İlk önce tabii bu suistimal açık bir konu olduğu için bazı aşamalardan geçtikten sonra 2019'un Eylül ayında bize temsilciliğimizi verdiler. Biz de Afyon'da bunu temsil etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü çocuklar bu durumda çok mağduriyet yaşıyorlar. Ötekileştiriliyor, okuyamıyorlar, aile bunu anlamıyor. Hani bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz de bu konuda bize birçok yardımda bulundunuz. Daha öncesinde haftasında gelip evet, görüşme yapmıştık orada. Tabii her zaman desteğe, yardıma açıyoruz. Tabii o zaman veliler önce bu işte duyarlı olacak değil mi? Yani çocuğunun böyle bir belirtilerin olup olmadığını nasıl anlayacak anneler, babalar? Özellikle kaç yaşında bu belirtiler ortaya çıkar efendim? Yani belirtiler okul öncesi dönemden itibaren ortaya çıkmaya başlıyor açıkçası. Ama biz bunu okul öncesi dönemde tespit etmek biraz daha güç oluyor. Çünkü hani okul öncesi dönemde renkleri karıştırma, sayıları karıştırma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ama aileler şunu diyor, hani daha yaşı küçük olduğu için hani ileride öğrenebilir. Birinci sınıfa başladığı zaman öğrencimiz normal şartlar altında bizim beklentimiz şudur. Birinci sınıfın sonunda okuma yazmaya geçmesi lazım. Ama eğer bu çocuk birinci sınıfın sonunda okuma yazmaya geçemiyorsa demek ki bir problem vardır. Harflerin ilk sesler öğrenilmeye başladığında karıştırmalar oluyorsa, ters yazmalar oluyorsa, işte B ve D harflerinin karıştırılması, 3 ve 5 rakamlarının karıştırılması, bunlar belirtileri aslında. Öğrenememe, akılda tutamama, öğrendiğini çok kısa sürede unutma, bunlar disleksinin ya da öğrenme gücünün belirtileri. Peki bunun okul öncesinde herhangi bir testi var mı? Örneğin şimdi bu programı izleyen pek çok anne baba var. Acaba ben çocuğumda bu rahatsızlık, bu farkındalık diyeyim,
var mı diye öğrenebilir mi efendim? Bir test şeklinde değil de bunu biraz daha biz gözlemle yapabiliyoruz açıkçası. Gözlem noktasında dediğim gibi okul öncesi dönemden itibaren öğrendiği, yani okul öncesi etkinliklerinde öğrendiği çalışmaları kısa sürede unutması. Mesela renkleri öğretiliyor. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Bu renklerin unutulması, karıştırılması, ritmik olarak saymada problemler yaşaması. 1, 2, 3, 4, 5. Hani normalde yapması gereken çocukların bir durum. Ama işte atlama 1, 3, 2, 4, hani ileriye geriye gitme şeklinde. Bunlar birer belirtileri olabilir. En büyük, hani okul öncesi dönemde en büyük dikkat etmesi gereken nokta ailelerin öğrenmede yaşanan güçlükler. Hani dediğim gibi adres akılda tutma, telefon numarasını akılda tutma ya da aile dışından bireylerin tanınması noktasında yaşanan sıkıntılar en büyük belirtileri. Peki bazı çocuklar örneğin geç konuşmaya başlarlar. Hı-hı. Bu da bir belirti midir? Geç konuşmaya başlamak bir belirti midir? Hani evet olabilir ama hani çok da fazla aslında bağlantı kuramayabiliriz. Çünkü geç konuşma farklı bir durumdan kaynaklı olabilir. Mesela otizmli ailelerin çocukları da geç konuşabilir. Şimdi disleksili çocuklarda da geç konuşma görülebiliyor. Ama hani zekasal bir problem olmadığı için, aslında disleksi öğrenme gücü yaşayan çocuklarda zekasal problem olmadığı için akranlarıyla okul dönemine kadar beraber geliyorlar. Okul döneminde akademik olarak geri çekilme var aslında. Evet, peki aynı zamanda tabii öğrenmeye yönelik başka belirtiler de var değil mi efendim? Farkındalıklar evet. Var. Bunlar nelerdir? Öğrenmeye yönelik farkındalıklar, işte ben şöyle örnek vereyim size. Bu çocuklar da öğreniyor aslında. Hani iki örnekle açıklayayım ben bu durumu. Birincisi, son model güzel bir arabamız var. Daha 2020 model. Biz bu araçla yola çıkıyoruz. 100 kilometreye 3 saniye içinde çıkabilir bu araç. Daha yeni ve çok üst model olduğu için. Ama eski bir aracımız var. İşte 1970'lerden kalma. 100 kilometre bu da çıkar hız olarak. Ama 3 saniyede çıkamaz. 15 saniyede çıkar ya da 20 saniyede çıkar. Aslında temel fark bu. Bu çocuklar da öğreniyor ama biraz daha geç öğreniyor. Bir diğer örnek verecek olursak da, mesela şu an cebimizde kullandığımız telefonlar. İki işletim sistemi var. Bir Android var. Bir de Apple'ın kullandığı iOS işletim sistemi var. Şimdi tüm okullar Android'e göre dizayn edilmiş. Okuldaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Android sistem kullanıyor. Hani yapı olarak, hani beyin olarak öyle örnek vereyim. Ama biz Android sistem değil de iOS işletim sistemi yüklenmiş bana. Tüm sistem Android. Ben gittiğim zaman, okula başladığım zaman Android'den gelen verilerin bazılarını işleyebiliyorum, bazılarını işleyemiyorum. Evet. İşleyememek benim suçum mu? Hayır, benim işletim sistemim farklı. Aslında temel fark da burada ortaya çıkıyor. Bazı veriler işlenebiliyor, bazı veriler işlenemiyor. Anladım. Hani örnek verdim, o kodlama olayı gibi. El yazıyor. Herkes onu L diye okuyor. Ama ben disleksi birey olarak onu L diye okuyorum. Yani anladım. Ters okuyorum. Evet. Bahsi Bey'in de sanırım buna katkısı olacak bunlara ilgili efendim. Bu noktada çocuklarımız zekasal problemi yok açıkçası. Hani çocuğa verdiğimiz bilgiyi evet, hemen kapıyorlar. Şöyle bir durum var. Çocukla ben ders yaptığımda 6 ile 6'yı hesapladığında 12 olarak görüyor. Yanda 8 ile 8'i toplarken şöyle diyor. Bu bundan 2 fazla. O zaman bu 16'dır diyor. Çocuk burada dönüp baktığımızda işlemi kendisi yapabiliyor. Önemli olan çocuğa yol göstermemiz lazım. Hani kapalı alanlarını farklı şekilde ışık tutarsak çocuk daha hızlı öğreniyor. Daha farklı etkinliklere yönelebiliyor. Evet. Tabii bunların toplum içerisinde karşılaştığı zorluklar da var. Evet. Toplum içinde karşılaştığı zorluklar şöyle. Mesela okuma yazmayı öğrenemediği için atıyorum tek başına seyahate çıkamıyor. Şehir içinde herhangi bir toplu taşıma aracına binip ilerleyemiyor. Çünkü hani orada yazı okuyamıyor. Hani gideceği semti, Sayıpata, işte Eşref Paşa ya da herhangi bir yer. Onları okuyamadığı için burada bu sıkıntılar yaşıyor. Akranlarından geriye kaldığı için okulda akran zorbalığı dediğimiz, işte hani onunla alay etme, dalga geçme durumları olabiliyor. Bu noktada çocuklar kendini daha çok içe kapatıyor. Ben onlardan farklı mıyım, ben niye öğrenemiyorum şeklinde yaşanan sıkıntılar var. Ailelerin yaşadığı problemler genelde hani çocuk durumundan tam haberdar olmadığı için toplum tarafından, çevre tarafından işte ona baskı kuruluyor. Senin çocuk niye öğrenemiyor? Bak bizimki şuraya geldi, bizimki buralara geldi.
ailelere bunu açıklamaya çalışıyoruz aslında. Hani senin çocuğun farklı değil. Senin çocuğun da özel yetenekleri var. Farklı yetenekleri var. Sadece akranlarından biraz daha geriden gelecek. Ama gelecek mi? Mutlaka gelecek. Bir şekilde hani desteklersek onu bir noktaya taşıyabileceğiz. Çünkü hani daha önce de hani ekranlarda falan çok sık görüldü. İşte öğrenme gücüne sahip ünlüler var çok fazla. Hani desteklendiği zaman bu çocukların gizli yetenekleri var. Onları ortaya çıkarabiliyoruz aslında. Evet. Bu tür kişilerin bir takım kanuni hakları da var. Bu konuda da siz bilinçlendiriyorsunuz değil mi efendim? Kesinlikle. Evet. Kanuni haklar konusunda neler, ne gibi haklar var efendim? Yani kanuni haklar konusunda okulda mesela şimdi bizim öğrenme gücüne sahip bireyler tanılama sürecinden sonra raporumuzu aldıktan sonra kaynaştırma öğrencisi oluyor okullarda. Kaynaştırma öğrencilerinde bir takım hakları var. Mesela en önemli haklarından birisi destek eğitim odası. Destek eğitim odası akranlarıyla beraber normal derslerine devam ediyor. Kaynaştırma öğrencisi olduğu için bazı derslerini akranlarından ayrı bir şekilde bireysel olarak alıyor. Bireysel olarak almasının sebebi de şu. Bizim çocuklarımız aslında grup eğitimine çok açık değiller. Bireysel de çok iyi başarı gösterebiliyorlar. Ama grubun içine girdikleri zaman o özgüven eksikliğinden kaynaklı bir takım geriye çekilmeler olabiliyor. Biz bu çocuklara destek eğitim odasını alıp bireysel derslerle takviyeleyebiliyoruz. Onun haricinde sınavlarda BEP hazırlanması gerekiyor. Bu çocuklara bireyselleştirilmiş eğitim programı. Bu BEP'lerle beraber çocuğun seviyesine uygun sorular sorulması gerekiyor. Çünkü sınıf seviyesinden biraz geride demiştik ya, akranlarından evet. Geride geliyor. Şimdi biz herkesi aynı yarışın içine sokamayız. Bu çocuğun o yarışta arkadaşlarıyla adil bir şekilde yarışması için onun seviyesine uygun sorular sorulması gerekiyor. Kaynaştırma öğrencisine BEP hazırlanıp sınavda farklı sorular, seviyesine uygun sorular sorulabiliyor. Onun haricinde rehabilitasyon merkezlerinden bireysel eğitim desteği alabiliyorlar. Başka aklıma gelen? Sınavlarda kodlama, yani okutma verilebiliyor. Ekstra süre tanımlanması lazım. 15 dakika gibi bir süre. Toplu sınavlarda KPSS, ÖSYM sınavlarında okutman artı ekstra süre tanımlanması lazım. Tanıyor mu peki efendim? Bu? Talep ederse veli tanımlar. Ama bunun için raporu olması lazım bireyin. Evet. Destek eğitim odalarından bahsetti zaten hocam. Toplamda çocuk 8 saat devlet okulunda, 2 saat rehabilitasyon merkezi olmak üzere 10 saat haftalık ders alma hakkı var. Çocuklar zaten bireysel eğitimle bir şekilde belli bir seviyeye gelebiliyor. Peki il genelinde, yani Afyon genelinde diyeyim, bir sayı verebilir misiniz? Yani Afyon genelinde şöyle diyeyim. Veya size müracaat etmiş, tespit edebildiğiniz bir sayı, bir oran var mıdır efendim? Afyon genelinde yeterince daha fazla, ama aileler tanımlama noktasında biraz daha çekinik duruyorlar. Çünkü hani çocukların lekeleneceğini ya da afiş olacağını düşünüyorlar. Aslında yanlış düşündükleri nokta şu. Çocuklar eğer eğitime başlamazsa ya da profesyonel bir eğitimden geçmezse daha çok geriye gidiyorlar ve hani çocuğun dürtüsel davranışları topluma zarar vermeye başlıyor. Çocuk okuyamadığı için kendini ifade edemiyor. Toplumda pekiştiriş alamadığı için hırçınlaşıyor. Daha çok suça meyil ediyor. Böyle bir sorunumuz da var açıkçası. Evet, şimdi bir izleyicimiz bana WhatsApp'tan yazıyor. Bebeklerde disleksi tespit edilebilir mi diyor. Bunun testi var mı? Nerede yapılır diyor efendim. Bebeklerde bu süreç biraz daha hani tespit edilemez. Disleksiyi biz öğrenme gücünü akademik anlamda geri çekilme olarak ele aldığımız için bebeklerde disleksi tespit etmek çok zor. Hani imkansız diyebilirim hatta. İlkokula başladıktan sonra daha çok ortaya çıkabilen ve hani gözlemlenebilen bir durum. Çünkü hani bebeklerdeki durum çok farklı. Orada öğrenme gücü yok. Hani onun bir şey diyemeyiz yani. Peki size nasıl ulaşacak böyle anne babalar, sizinle nasıl temas kurabilir? Genelde bu noktada sosyal medyayı kullanıyoruz. Instagram hesabımız var. Merkezin kendi genel hesabı var. Kamu spotları yapıyoruz televizyonda. Üniversitedeki hocalara ulaşıp üniversitedeki gençlere, yani öğretmen adaylarına bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü onlardan aileye anlattıktan sonra bize gelmeli lazım. İlk önce aile bu tanıyı kendisi görmesi lazım ya da hoca gördükten sonra aileyi söylüyor. Bu şekilde ulaşabilir. İlk önce merkez numaramız varsa da Disleksi Derneği diye dediğimizde onlar bize yönlendirir. Afyon Karahisar'daki evet. İl temsilcimiz olarak dediğinde bana yönlendirir. O noktada sıkıntı olmuyor açıkçası. Evet, bir annemiz yazar der ki işte benim
çocuğum sınavlarda zorlanıyor. Acaba disleksi midir der. İşte onun için çocuğa genel anlamda bir bakmamız lazım. Biz bunu tam tanısını koyma yetkiye sahip değiliz. İlk önce hastaneden konuyor. Hastaneden sonra rehberlik araştırma merkezine gidip kaynaştırma raporu alınıyor. Çocuk eğer zorlanıyorsa bunun zorlama nedenlerine bakması lazım açıkçası. Hani akademik olarak mı zorluk yoksa çalışmadığı için mi zorluk? Bunun ayrımına gitmesi lazım. Biz disleksi bireylerde çocuğun kendi içinde öz dünyasında yaşadığı sorundan kaynaklı başarı elde edemiyoruz. Yani çocuk normalde sosyal medyada ya da başka bir yerde izlediği şeyi çok çabuk kavrayabiliyor, yorum yapabiliyor. Ama akademiye geldiğinde, okuma yazma ve matematiğe geldiğinde çok zorlanıyor. Yapmak istemiyor, kendini dışa vuruyor, sürekli ilgisi dağılıyor bu şekilde. Buradaki ailenin yapması gereken bu ayrıma gitmesi lazım. Ya da en azından çocuğun seviyesini rehber öğretmeni sorup ölçtürmesi lazım. Evet, hiperaktivite bir disleksi midir? Yani bundaki temel nedir efendim? Hiperaktivite disleksi değildir ama disleksili çocuklarda görülebilen bir durumdur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diye geçiyor zaten. Çocuğun dikkatini bir noktada toplayamaması ve aşırı hareketlilik hali. Hani dikkatini toplamaması, dikkat eksikliği, hareketlilik hali de hiperaktivite olarak geçiyor. Hani yerinde duramayan kıpır kıpır çocuklarımız vardır ya bizim. Bunlar aslında hiperaktif çocuklardır. Hiperaktiviteden kaynaklı beyin kodlama yapamıyorsa disleksiye kayma durumu var çocukların. Ama her çocuk, her dislektik birey hiperaktif midir? Hayır, değildir. Ya da her hiperaktiviteye sahip çocuk disleksi midir? Hayır, değildir. Aralarında ayrımlar vardır. Hani bizim temel tanı kriterlerimiz vardır. DSM-5'te geçen tanı kriterler vardır. O kriterlere bakmamız gerekiyor. Hiperaktivitenin tanı kriterleri farklı, disleksinin tanı kriterleri farklı aslında. Peki tedavisi var mı? Disleksinin mi, hiperaktivitenin? Disleksinin. Yani disleksinin tedavisi şöyle, eğitim. Yani tedavi, hastalık değil aslında. O yüzden tedavi demek doğru mu bilmiyorum ama hani iyileştirme sürecimiz bizim eğitimle olabiliyor. Hani bunun bir ilacı yok ya da bir ameliyatı yok. Hadi beynini açalım, kodlama özelliğini ekleyelim ya da oradan bir parça çıkaralım, düzelecek diyebileceğimiz bir durum değil. Eğitimle biz bu çocukları topluma kazandırmalıyız ve onların bazı gizli yeteneklerini ortaya çıkarmalıyız. Hep çocuklar üzerine konuştuk. Peki bu çocuklarımız büyüdükleri zaman, yetişkin oldukları zaman toplumdaki davranışları nasıl oluyor? Davranış olarak diğer bireylerden hiçbir fark yok. Hani zaten en başta da söyledim. Normal bireylerle dislektik bireyler arasında hiçbir fark yok. Zekasal problem yok. Motor beceriler noktasında bir problem yok. Bir farklılık yok. Yetişkin bireylerde de disleksi görülebiliyor mu? Hani çocukluktan gelip ömrü hayatı boyunca onu taşıyabiliyor. Ne farklılık var? İşte okuma yazmayı eğer zamanında öğrenemediyse ilerleyen yaşlarda okuma yazma bilmeyebiliyor. Öğrendiği okuma yazmayı çok aktif ve seri, hani hızlı bir şekilde okuyamayabiliyor. Biz normalde normal çocuklar okuma yazmayı öğrendikten sonra seri bir şekilde okuyabilir. Dislektik birey o bağlama noktasında sıkıntılar yaşadığı için daha yavaş, daha biraz daha geriden okuyarak, okuduğunu anlamaya çalışarak okur. Toplumsal olarak işte biraz daha geri çekilme, özgüven eksikliğinden kaynaklı bu. Disleksiden kaynaklı değil, özgüven eksikliğinden kaynaklı. Ben öğrenme güçlü var bende, o zaman ben toplumdan farklıyım deyip kendini geriye çekerse o yüzden olur. Ama mesela bizim özgüven yüksek öğrencilerimiz yok mu? Mutlaka var. Hani her çocuk aslında birbirinden çok farklı. Öğrenme güçlü olup da çok çok aktif olan, işte bağlama çalan, sosyal hayatta arkadaşlarıyla çok iyi geçinen, onlardan hiçbir şekilde geriye kalmayan öğrencilerimiz de var. Kendini geriye çekip ben onlardan farklıyım deyip özgüvenini yitiren öğrencilerimiz de var. Asıl evet. Amaç aslında toplumsal noktada hani o çocukları topluma kazandırmak. Evet, toplumdan dışlamamak. Programımızın sonuna geldik. Basri Bey, ben sizin son mesajınızı alayım. Akabinde de Hasan Bey'den son mesajını alacağım efendim. Bu 15 tatilde çocuklarımız eğer 1. sınıfı ve 15 tatile geldiğinde çocuk da hala 1. ses grubundayız. Yani bağlamada sıkıntı varsa bir devlet hastanesine gidip oradaki çocuk ergen psikoloğunu bir görünmesini, oradan bilgi almasını tavsiye ediyoruz açıkçası. Çünkü 1. sınıfı geçtikten sonra 2. sınıfta aradaki seviye farkı artıyor. En azından 1. sınıftan sonra çocuğa müdahale edilirse çocuğun toplaması daha hızlı oluyor. Yani okuması, toplama işlemi, matematik işlemleri daha hızlı oluyor. O noktada bu ara dönemi ailelerine değerlendirmesini tavsiye ederim açıkçası.
Bunun için de ilk önce devlet hastanesi, sonra rehberlik araştırma. Tabii bunun hocasıyla da görüşebilirler, kendi sınıf hocası. Sınıf hocaları daha net bilgi verebilir ona. Yani çocukta bir akademik gerilik var. Bunu ne yapalım dediklerinde hocası onlara yardımcı olacaktır açıkçası. Korkulacak bir durum yok. Sadece güzel bir eğitimle çok iyi yerlere gelebilir. Açıkça şunu söyleyeyim. Hasan Hoca'nın üniversitedeki hocası disleksik bir bireymiş. Şu anda akademisyenlik yapıyor. Normal bireyler akademisyenlik yapamazken disleksili bir birey akademisyenlik yapabiliyor açıkçası. Öyle pek çok ünlü sanatçımız da var yani toplum içerisinde. Önemli olan ailenin çocuğun arkasında durması. Evet Hasan Bey siz son sözünüzü alayım efendim. Ailelerden ricamız şu. Eğer sizin çocuğunuzda bir farklılık görüyorsanız akademik anlamda diğer bireylerinden, akranlarından geride kaldığını hissediyorsanız bu utanılacak ya da saklanacak, gizlenecek bir durum değildir. En başta Vasi Hocam dediği gibi sınıf öğretmeninizden ve okulunuzun psikolojik danışmanından, rehber öğretmeninden mutlaka yardım istemeniz gerekiyor. Sizin çocuğunuz diğerlerinden farklı değil. Sadece kodlama özelliğini kazanamadığı için farklı gibi görünüyor. Ama siz bu çocuğu kaybetmeyin. O çocuklar bizim için her zaman değerli. Kaybetmeyin çocuğunuzu. En yakın profesyonel desteği alın ki hani çocuğunuza erken müdahale edebilelim. Çünkü yani çok geç kalmış aileler de var. Çocuk 6. sınıfa, 7. sınıfa geçmiş. Hala okuma yazmada problem var ama aile kabul etmek istemiyor. Hani bir sıkıntı yok. Tembel, çalışmıyor. O yüzden böyle diye düşünebiliyor. O aslında yüzden olayın iç yüzü araştırılmalı. Aynen öyle. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim katılımınızdan dolayı. Evet efendim, Disleksi Derneği'nin temsilcisi Bahsi Kilci ve psikolojik danışmanı Hasan Yolal stüdyo konuklarımda açıklamaları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler de umarım bir takım bilgiye sahip oldunuz. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra Kanal İşte Sabah devam edecek. Evet efendim, Kanal İşte Sabah tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Aydın'ın yine Nazilli ilçesindeyiz. 7 katlı iş alanının çatısına çıkan genç kız ikna edilerek çatıdan indirildi. Alanda toplanan vatandaşlar ise ikna çabalarını adeta film izler gibi izledi. Olay saat 18 sıralarında Nazilli Belediye Meydanı'nda bulunan 7 katlı iş anında meydana geldi. Binanın çatısında bir kişinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. Çatıdaki kişiye ulaşmaya çalışan polis ekipleri intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki genç kızın AS olduğunu belirledi. Olaydan haberdar olan genç kızın annesi ve akrabaları olay yerine koşarken itfaiye ekipleri hava yastığını açarak zeminde önlem aldı. 112 acil sağlık ekibinde görevli doktor kimseyi yanına yaklaştırmayan genç kız ile telefonla irtibat kurdu. Uzun süre ikna çabaları sırasında genç kızın telefonunun şarjı bitti. Bunun üzerine şarjı biten telefon yenisiyle değiştirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen AS, yeniden kurulan telefon irtibatıyla yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ikna edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı iş alanının çatısından aşağı indirilen AS, ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Evet efendim, isterseniz birlikte Kadın Ana Gazetesi'nin gündemine bakalım. Sür manşetinde Kadın Meclisi'ne ilk yardım eğitimi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Kadın Meclisi'nin ortak düzenlediği ilk yardım eğitiminde 112 acil eğitmeni Merve Altınbaş tarafından kadın meclis üyelerine ilk yardım, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi konusunda bilgiler verilmiş efendim. Aynı zamanda kadın meclisi üyeleri yeni projeleri görüşmüşler. Kadın Meclisi, Belediye Kadın Meclisi Canser Kuzu ve yönetimi, Başkan Canser Kuzu ve yönetimi ilk yardım eğitiminin ardından yeni projeler için
bir araya gelmişler. Bununla ilgili önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacaklarını duyurmuş Başkan Canser Kuzu. Manşet, kadın ananın manşeti. Evet, manşete geçiyoruz. Silah sıkma olayını bitirmekte kararlıyız. Vali Mustafa Tutulmaz, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantıda silah sıkma olaylarını bitirmekte kararlı olduklarını ifade etmiş. Özden Şuhut'a ziyaret, AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Abdurrahman Öz ve AK Parti Afyonkarahisar İl Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Kardaş Şuhut Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Halkımızın hizmetinde olacak. Dün diğer gazetelerimizde vardı. Bugün Kadın Ana gazetesinde yer almış. İlimizin hayırsever iş insanı İbrahim Alimoğlu yazılı bir açıklamada bulunmuş. Alimoğlu kendisine ait eşyaların şehre hizmet gayesiyle ücretsiz olarak vatandaşın ziyaretine açık olacağını belirtmiş efendim. Belediyelerimizin hizmet ve projelerine destek vermeye devam edeceğiz. Evet, Şuhut'taydı bildiğiniz gibi AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Abdurrahman Öz. Daha sonra da ise Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çölü makamında ziyaret ettiler. Ekmek denetimden geçti. Afyonkarahisar'ın tescilli patatesli ev ekmeği denetime tabi tutulmuş ve 2020 denetiminden geçmiş efendim. İki çocuktan biri ameliyat edildi. Günlerdir kamuoyunu meşgul eden olayın ayrıntıları devam ediyor efendim. Yanıklar oluşan Atatürk ve Şemsettin Karahisar Ortaokulu'nun ortak bahçesinde kar topu oynarken vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluşan çocuklardan bir tanesi ameliyat edilmiş. Çok çalıştılar, sinemayı hak ettiler. Belediye Başkanı Zeybek'in tatil hediyesi çocuklarımıza verilmeye başlanmış ve etkinlik şu anda sinemalarda devam ediyormuş efendim. Evet, Türk Eğitim Senden YÖK'e dilekçe kampanyası. Nizamettin Şenol'un açıklamaları var. Aynı zamanda gazetenin alt sıralarında Kanal 3 televizyonunun yeni frekans bilgileri de yer almakta. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olayım efendim. Evet, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anahtarını unuttuğu için balkondan girmeye çalıştığı sırada evinin önünde yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri Isparta'da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki bir kadına umut oldu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinin Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağıyla gidip yaklaşık 5 gün önce getirdikleri karaciğeri Isparta'da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki Nazmiye Kınay'a nakledildi. Nakil yapılan Kınay'ın 5 gündür hastanede olduğu, gerekli tetkik ve tedavilerinin halen sağlıklı şekilde yürütüldüğü öğrenildi. Isparta'dan Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden ve burada yapılan başarılı operasyonla alınan karaciğer grefti kısa süre sonra SDÜ Hastanesi'ne getirildi. SDÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doçent Doktor Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, acil nakil bekleyen hastaya yapılan operasyon ile karaciğer greftinin nakledildiğini anlattı. 18 Ocak gece yarısında Lefkoşa'dan gelen haberle bağış için ekibimiz toplandı. Türk Silah Kuvvetleri'nin uçağıyla Lefkoşa'ya gidildi. Orada bağışlanan organlardan karaciğeri alarak tekrar şehrimize geldik. Yapılan nakil sonrasında hastanın durumu hakkında konuştu Doçent Doktor Mehmet Zafer Sabuncuoğlu. 55 yaşında karaciğer yağlanması sebebiyle nakil bekleyen bir hastamıza 6 saat süren bir ameliyatla, başarılı bir ameliyatla takıldı. Şu an hastamızın genel durumu iyi. Ameliyat sonrası 5. gündeyiz. Servisimizi aldık. Genel durum gayet iyi.
Doçent Doktor Sabuncuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bağışlanan organların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını kaydetti. Hasta yakınları fazlasıyla bilgiliydi. Hem akciğer hem kalp, karaciğer ve iki tane böbreği de bağışlamışlardı. Böbrekler lefkuşa'da kaldı. Akciğer ve kalp ve karaciğerde ilgili ihtiyacı olan hastaların tamamına ulaştırıldı. Doçent Doktor Sabuncuoğlu ayrıca organ bağışının artırılması konusunda tavsiyelerde bulundu. Her zaman söylediğimiz gibi vefat sonrası bağışlar hastalara umut vaat ediyor. Bunlar bizim için ve toplum için çok önemli. Toplumumuzdan bu konuda bağışlarının artmasını bekliyoruz. Öte yandan aslen Denizli'li olan gencin cenazesinin bağış sonrasında memleketine getirilerek toprağa verildiği öğrenildi. Evet, bence önemli bir haberdi. Organ naklinin önemini vurgulayan, evet, bir can kurtarıyorsunuz. Üstelik organınız toprak altında çürüyüp gidecek. Oysa bir kişiye hayat olabilmek, umut olabilmek gibisi var mı efendim? Evet, son gazetemiz Türkiye'li gazetesi. Onun gündemine de bakarak gazete turumuzu tamamlanmış olalım efendim. Sürmanşetinde bir kaza haberi. Tır bariyerlere çarptı, iki yaralı. Dinar ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Evet, İŞKUR'un bir etkinliği vardı. Daha doğrusu bir proje kapsamında bir hükümlüye hibe desteği sağlandı. 38.376 lira ve 27 adet pırlak cinsi koyun hibe edildi. Bunun hediye çekinin verilmesi Vali Mustafa Tutulmaz ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk tarafından birlikte yapıldı. Tabi İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya da programa eşlik etti efendim. Dünyada 36 şehirden birisiyiz. Ekranların tanıdık simalarından yemek uzmanı, televizyon programcısı ve yazar Sahrap Soysal, gazeteci, yazar, gurme Ahmet Örs ve organizatör Hatice Kumalar, belediye başkanı Mehmet Zeybek'e nezaket ziyaretinde bulundular. Evet, gazetenin diğer haberleri, manşet haberlerine geçiyorum efendim. Vali Tutulmaz muhtarları dinledi. Tüm gazetelerimizde olan ortak bir haber. Vali Mustafa Tutulmaz, merkez ve köy beldelerdeki muhtarlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Özel bir haber var. İlimize hitap eden birçok projeye imza attık. Afsiyat eski başkanı, iş insanı Şehitoğlu'nun açıklamaları. Evet, artık iş insanı deniyor iş adamlarına. Evet, çocuklardan birine doku ameliyatı yapıldı. Yine gazetelerimizin ortak haberi. Karnemi hastanede aldım, çok üzüldüm. Evet, bu çocuğumuzun ekranlarınıza da yansıyan görüntülü haberini de izlemiştik efendim. Öğrenciler Rafadan Tayfa'yla buluştu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in başarılı öğrencileri hediyesiydi efendim. Onları sinemayla buluşturdu. Tam 1000 öğrenciye ücretsiz sinema bileti hediye edildi. Evet, İl Milli Eğitim'in acı günüydü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Muammer Demircan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlimizin sevilen eğitimcilerinden Demircan bugün Dinar ilçesi Çapalı köyünde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Evet, soyguncular Afyonkarahisar'da yakalandı. Denizli'de jandarmanın JASAT timi girdikleri iki evi soyan şahısları arızalı fren lambasından yola çıkarak buldu. Otomobili Afyonkarahisar'da yakalandı efendim. Zanlılar ve otomobil ele geçirildi. Ülken Partisi'nin haftalık basın toplantısı vardı. Burada açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Kadir Uysal cezalar caydırıcı değil açıklamaları yaptı. Yine gazetenin alt sırasında ise köşede daha uzaklara ulaşabilmek için kanal için yeni frekans bilgileri yer almakta. Frekansı, polarizasyonu,
ve kapsaması tüm açıklığıyla ifade ediliyor efendim. Kanallarınızı ayarlamayanlar ayarlasın, bilmeyenler bilmeyenler bilenler söylesin efendim. Evet, gazetenin haberlerini de size aktardık. Son Türkiye'li gazetesiydi. İsterseniz şimdi de haberlerimizle devam edelim. Kütahya'nın Sima ilçesine bağlı Çitgöl bölgesinde hasırcılık mesleği zamana direniyor. Sima Gölü'nün kurutulmasından sonra uzun yıllar yapılamayan hasırcılık mesleği son yıllarda ilçe dışından getirilen kamışlarla devam ettirilmeye çalışıyorlar. Hisarcılık mesleği Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde hala devam ediyor. Hasır dokuyucusu 70 yaşındaki Fethiye Aytekin, çocukluktan bu yana içinde bulunduğu eski sanatı yapmaya devam ettiğini belirtti. Evvela bir göl battı, yeniden yine buna başladık. Bundan sonra haldan sobun yine bunu ediyoruz. Geliyordu bereket versin, ne yapacaksın? Uncu var, ikinci gitti, kazanıyorduk. Ahali çalıp çocuk avzıyordu onunla, ne yapacaksın? Nasıl daha böyle çeziyoruz, kamışını soyuyoruz, özün ipini yırıyoruz, dokuyoruz. Babasının eski mesleği hasırcılık olan Süheyla Kızılaslan, göl arazisinin kurutulmasından sonra başka bölgelerden gelen kamışlarla hasar dokuma işini yaptıklarını ve ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. Kızılaslan hasır dokurken stres attığını ifade etti. Tahir adı güzel, dokunan hasırları İzmir, Ödemiş, Kırkağaç, Soma, Bergama'ya sattığını söyledi. Zamanımızda dedelerin burada gölden hem av hem hasır bunu yapması için köyümüze getirdiğimiz bir sebeplendiğimiz bir hasır. Ama günümüzün şartında ben bunu kendim 2000'den bu tarafa yapıyorum. Bunu ben burada dokutturup Kırkağaç, Aksar, Menemen, İzmir, Uşak, Kütahya buralara pazarlıyorum. Köyümüz için de bu güzel bir gelir. Köyde şu anda 20-25 kişi dokuyor. Ben bunu hedefim inşallah 50'ye çıkarmak. Zaten ondan sonra da köyümüz için de mükemmel bir gelir olur diye düşünüyorum. Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner ise şöyle konuştu. Çitgöl kasabası 1960 yılından bugüne kadar hasırcılıkla iştigal etmekteydi. Bu hasırcılığı diğer köylerde bıraktılar ama Çitgöl beldesinde hala devam etmektedir. Günlük 60-70 lira kadınların yevmiyesi gelmektedir. Bu da aile bütçesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Evet, 2016 yılı öncesinden alınmış olan sürücü belgelerinin yenilenme süresi 2020'nin 31 Aralık'ına kadar uzatıldı. Evet, bu bilgiyi de size vereyim efendim. Bir de aynı zamanda artık araçlar hatalı park nedeniyle her durumda çekilemeyecek. Bununla ilgili önemli açıklamalar var. Bu da sosyal medya hesabından videolu bir şekilde vatandaşlara sunuldu efendim. Haberimizi izleyelim. Park yasağı olan yerlere araç park etmek hem trafiğin sağlıklı işleyişine engel olur hem de aracınızın çekilmesiyle sonuçlanır. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden araçların çekilmesine neden olan unsurlardan 9 tanesini videolu şekilde paylaştı. Akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park. 2. Taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park. Videoda trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyen ikinci sıra park, engelli sürücüler için ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar ve yakın alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışlarıyla alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya yakını mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ya da yakınları gibi yerlerde araçların çekildiği uyarısında bulunuldu. 9. Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakını. Ayrıca söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132 ila 264 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı. Para cezası uygulanacağını lütfen hatırlayın. Trafikte gösterdiğiniz özen ve saygı için teşekkür ediyoruz.
unutmayın. Sağlıklı işleyen bir trafikle... Evet, bu noktalara dikkat diyelim efendim. Bu noktalara dikkat ettiğiniz, araç koyduğunuz zaman araçlarınız çekilme ihtimalleri var. Evet, yine günü tamamladık efendim. Bir Kanal İşte sabahın daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 09'da birlikte olana dek sağlığınıza, insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın.